Samet, aslında ileride de aktardı ama bizim bulunduğumuz bu noktada Küçükçekmece'de sabah saatlerinde metrobüs kazası meydana geldi. İki metrobüsün çarpışması sonucu ikisi ağır, 38 kişinin yaralandığını biliyoruz. Ne yazık ki bir kişi de hayatını kaybetti. Biz olay yerindeyiz. Aslında oradaki çalışmalar bitti. Metrobüs olay yerinden kaldırıldı. Şimdi orada temizlik çalışmaları devam ediyor ama biz burada şu konuya değineceğiz. Metrobüs kazaları neden meydana geliyor? Yanımızda konuğumuz var. Ömer Bey, Ömer Topdemir. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Öncelikle çok geçmiş olsun. Sabah sabah bir felakete uyandık. Maalesef ki metrobüs gibi 2007 yılında İstanbul'un hayatını kolaylaştırmak için, İstanbul'a hizmet için giren bu olay bu zamana kadar çok büyük güzellikler sağladı İstanbul'a. Şu an İstanbul'da günde 1 milyon yolcunun taşınmasına sebep oluyor. Böyle bir güzellik sağlıyor metrobüs. Ancak bu sabah kötü bir faciayla uyandık. Bu faciada sizin de bahsettiğiniz gibi 30'dan fazla yaralımız var. Bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Ancak böyle kazaların olmaması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Ömer Bey, şöyle tam da karşımızda aslında olay yeri. Şöyle baktığımız zaman ekipler orada çalışmalarına devam ediyor. Metrobüs kaldırıldı, çalışmalar devam ediyor. Metrobüs seferleri de kaldığı yerden devam ediyor. Sizinle yayın öncesi kamera görüntüsüne de baktık, inceledik. Bu kaza neden oldu? Bu kaza sürücü hatasından dolayı oldu, şoför hatasından dolayı oldu. Tabii aracın teknik detaylarına henüz hakim değiliz. Teknik detaylarında bir sıkıntı var mı? Direksiyon milinde bir problem var mı? Aksları kırıldı mı? Bir problem oldu mu bilmiyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla %90 ihtimalle sürücü hatasından dolayı oldu. Bildiğiniz üzere metrobüs ters yönlü akar. Yani yukarıdan aşağı gelen şekil terstir. Normal arabanın trafiğinin tersidir. Burada aşağıdan yukarıya doğru seyir halindeki metrobüs yukarıdan gelen metrobüse çarpışıp sonrasında da bariyerlere vuruyor. Bunun karşılığında da vatandaşlarımız yaralanıyor. Bir vatandaşımız da hayatına mal oluyor. Aslında baktığımız zaman metrobüs yolu düz bir yol. Akıllarımıza direkt şu soru geliyor. Evet, düz bir yol. Düz bir yolda kaza neden olur? Siz sürücü kaynaklı dediniz ama neden yani düz bir yol aslında? Baktığınız zaman çok kolay gözükür. Düz bir yolda sürekli standart hızla gittiğiniz gözükür. Acaba hızı mı aşmış olabilir? Burada videolarda gördüğümüz kadar hızı aşmamış. Herhangi bir şekilde hız aşımı yok videolarda izlediğimiz kadarıyla. Geçmiş görüntülerine de az çok baktık. Buradaki birkaç unsur var. Bir tanesi daha önce de bahsettiğimiz gibi hipnoz olayı, sürüş hipnozu olayı. Burada da sürücü yukarıya doğru seyrederken hipnoz olmuş olabilir. Çünkü sürekli düz bir yolda gidiyorsunuz. Gittiğiniz yol hiç kıvrımlı vesaire değil. Dönemeçler yok. Düz yol sürekli gittiğiniz takdirde hipnoz oluşturabilir. Bu olabilir. Bunun dışında da sürücünün bir anlık dalgınlığı, bir anlık refleks kaybı, bir anlık fark edememesi bu tür bir kazaya sebebiyet verebilir. Aslında baktığımız zaman sürücü kaynaklı dediniz, hızın olmadığını söylediniz. Görüntülere bakarak bunu söylüyoruz, bunu ifade ediyoruz. Peki bu araçlar günde, otobüsler, metrobüsler günde kaç saat çalışıyor? Acaba uykusuz mu kalıyorlar? Çok fazla saat çalıştıkları için mi acaba dikkatlerini yola veremiyorlar? Metrobüsler günde 24 saat temelli çalışır. Tüm İstanbul'un hayatını kolaylaştırmak için 24 saat boyunca hizmet sağlarlar. Ancak şoförler vardiyalı çalışır, 8 saat prensibiyle çalışırlar. Burada herhangi bir şekilde ek bir mesai yaptırılmadığı takdirde normal şoförler 8 saat çalışır ve sonrasında dinlenir. Burada metrobüslerin bir yorgunluğu olabilir. Çünkü metrobüsler zaman geçtikçe arabadır, yıpranır. Zaman geçtikçe makinedir, eskiyebilir. Bazı problemler oluşabilir. Motorlarda, akslarda, öndeki milde, direksiyonda bir problem oluşturabilir. Bunların bakımları tam ve eksiksiz yapıldığı sürece metrobüsler mevcut İstanbul'un hayatını kolaylaştırmaya devam edebilir. Ama burada şu kısım da var. Önemli unsurlardan biri de şu. 2007 yılında metrobüs yapıldığı zaman geçici bir çözümdü. Geçici olarak yapıldı. Metrobüs şu an gündelik hayata aslında uyum sağlamıyor. Bahsettiğimiz şey şu. Bu metrobüslerin artık miladının dolduğu, bundan sonraki kısımda bunun havaraya dönmesi veya yer altına, metrobüsün olduğu yerden yer altına inerek metroya dönmesi gerekiyor. Bunda da temel husus şu, düşünün ki birer şehri trafiğe kapatılmış durumda 2007 yılında yapıldığından beri. Eğer metro olarak alta indirilirse ya da ray olarak yukarıya, hava ray olarak çıkarılırsa
burada birer şerit daha trafiğe kazandırılmış olacak. Bu da mevcut trafik yoğunluğunu en aza indirecek. Sebebi de şu, bildiğiniz üzere yol çalışması vardı metrobüste. Evet, yol çalışması vardı. Evet. Ayrıca yan yollarda yol çalışması var. Yolların düzeltilmesi, beyaz asfalt vesaire. Bu yol çalışmalarından dolayı insanımız çok mağdur oldu. Yol çalışmalarından dolayı çok saatler trafikte kaldık. Çok saatlerimiz, milli servetimiz boşa gitti. Bu yol çalışmalarının bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Çünkü insanların kafasını karıştırıyor bu yol çalışmaları. Ve okullar açılacak Eylül'de. O zamana kadar bitirilmesi gerekiyor. Ayrıca bu metrobüslerin yer altına alması ya da havaya çıkarılması durumunda ek şeritler sayesinde trafik de bir nebze olsun rahatlayacak, nefes alacak. Hem de bu tür kazalar bir daha gündeme gelmeyecek. Çünkü artık metro sistemine geçmiş olacak. Raylar üzerine oturtulmuş bir sistemden bahsediyoruz. Bu sayede hem İstanbul'un hayatı kolaylaşacak, hem daha serin, daha güzel bir alanda. Çünkü gün her zaman yaz değil. Kışın yağmur var, kar var, insanlar soğukta dışarıda ve sıra bekliyorlar. Çok yoğun. Günde 1 milyon insandan bahsediyoruz. 1 milyon yolcu taşımasından bahsediyoruz. Siz de bahsettiniz. Aslında can taşıyorlar. Baktığımız zaman çok sayıda vatandaşı ulaştırıyorlar. Acaba şuna değinelim mi? Siz dediniz ki sürücü kaynaklı. %90 aslında büyük bir ihtimal sürücü kaynaklı dediniz. Hız da yok dediniz. Yola baktığımız zaman düz bir yol. Bundan bahsettik. Acaba deneyimsiz mi? Yani iyi bir eğitimden mi geçinmemiş? Sadece bu kaza üzerinden söylemiyorum aslında. Zaman oluyor bu tarz kazalar. İETT genel şoför alımlarında bu tür hususlara dikkat ediyorlar. Daha önce de dikkat ediyorlardı. Şu anda dikkat ediyorlar. Belirli uzmanlıklar istiyorlar. Büyük sınıf ehliyet istiyorlar. SRC belgesi istiyorlar. Psikoteknik belgesi istiyorlar. Yol belgesi istiyorlar. Bu sayede sürücüler bütün psikolojik analizlerden geçip o şekilde trafiğe çıkıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla sürücüler eğitim alıyor. Eğitim sonrasında yola çıkıyorlar. Direkt hadi sen sürmeyi biliyorsun geç kullan değil. Yani bir özel bir eğitimden geçiyorlar, bunu biliyoruz. Eğitimleri var, SRC eğitimleri var, sınavları var, psikoteknik belgeleri var, psikolojik durumları var. Ancak şu da var, insanların her günkü ruh hali bir olmayabiliyor. O an bir dalgınlık oluşturabiliyor. Sürücülerin kaza yapmalarındaki en büyük hususlardan biri dalgınlık, yol hipnozu, o an fark edememek, bir anlık kafasının bir yere gitmesi ya da herhangi bir durumda sürücü fark edemiyor ve karşıdan gelenle aralarında çok bir şey yok. Sadece dubalar var gördüğümüz üzere. Karşıdan gelen yokuştan inen kişi dubaları bastığınız zaman çok bir şey olmuyor. Onunla birbirine çarpmak suretiyle böyle bu tür kazalara sebebiyet veriyor. Araya bariyer de koysanız bu sefer bariyere vuracak. Bir an dikkatsizlik mi? Bir anlık dikkatsizlik. Gördüğümüz kadarıyla, izlediğimiz videolarda, incelediğimiz kadarıyla bir anlık dikkatsizlik bir kişinin ölümüne 30'dan fazla vatandaşımızın yaralanmasına sebep oldu. Bu bir anlık dikkatsizlikler artabilir. Bir anlık dikkatsizlik çoğalabilir. Bizim yapmamız gereken şey bu tür riskleri en aza, mümkünse sıfıra indirmek. O da bahsettiğimiz gibi hava ray ya da yeraltı metrodur. Bu metrobüs o zaman güzel bir çözüm olarak yapıldı. Hala vatandaşlığımızın hayatını kolaylaştırıyor. Ama artık çok demode kaldı. Çok eski kaldı. Burayı yenilemekten ziyade artık buraya başka çözümler üretmek lazım. Bu şekilde gitmez. Bu şekilde günde 1 milyon kişinin hayatı riske atılmaz. Bunu bir an önce ya metro olarak yere indirmek ya hava rayı olarak yukarıya çıkarmak gerekiyor. Bu sayede hem bu bahsettiğimiz kazaların önüne geçmiş oluruz, hem vatandaşımıza daha konforlu bir ulaşım sağlamış oluruz, hem de yolcu kapasitemizi arttırabiliriz. Çünkü bahsettiğimiz otobüslerin, metrobüslerin ortalama 400'e yakın yolcu kapasitesi var. Bunların bir miktarı oturuyor, bir miktarı, büyük bir miktarı ayakta. Ve en ufak bir sarsıntıda, en ufak bir yalpalamada lastik patlasa kaza yapar ve vatandaşımız yaralanır. Bu sebepten dolayı bir an önce raylı sisteme, gerçek modern sisteme geçilmesi gerekiyor. Bu sistem demode kaldı. Artık yeni dünyanın yeni düzenine ayak uydurmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın canı, her birinin canı bizim için çok kıymetli. Biz biliyoruz ki devlet büyüklerimiz için de kıymetli. Bunların bir an önce toparlanması, yapılması gerekiyor.